Şeffaf Mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Değişik değişik tarifleri bulduğunuz kanalda doğru kanaldasınız. Şeffaf Mutfaktasınız. Bisküvileri kek hamurunun içine doğru ittim. Peki sonuç ne oldu? Hemen anlatacağım. Ama önce güzel bir 150 gram kadar yumuşamış tereyağı ile şekeri çırparak kek hamurunu yapmaya başlayalım. Şimdi bugün böyle tereyağlı güzel dokusu da böyle tadı da çok yoğun bir e, kek e, pişireceğiz normal bildiğimiz sıvı yağlara nazaran çok daha lezzetli bir kek olacak bu Hani bu pastanelerde büyük pastanelerde yediğiniz keklere benzeyecek İçine biraz da sıvı yağ ekliyorum ki böyle o dokuları seyretmek için burada kup ölçüleri verdim bir kup 250 mililitrelik su bardağına eşittir bunu açıklamalar kısmına da yazarım e, bu şekilde kup ölçüsü kullandım bütün e, herkesin evinde bulunabilecek kupa bardaklarla da ölçebilirsiniz. İki tane vanili bir tane de kabartma tozu ilave ettim. Şimdi yoğurdu sıvılardan sonra ilave ediyoruz. Bu benim sonradan öğrendiğim bir teknik. Yoğurdun asidini bu şekilde çok daha iyi koruyorsunuz. E, unun e, ertesinde yoğurdu ekleyip bir yemek kaşığı kadar un ya da nişasta ekliyorsunuz bu yoğurt cıvıttığı için hamuru. Bu şekilde kekler çok daha güzel kabarıyor. Aklınızda bulunsun. Özellikle tereyağlı olan keklerde bu e, tekniği uygulamanızı tavsiye ederim. Sonra makinaya da değil de böyle elinizle karıştırırsanız, spatula ile karıştırırsanız e, kabarttığınız yumurta yumurtaları söndürmemiş olursunuz. Kıvam bu şekilde olacak. Tereyağlı e, kek hamurlarında kıvam böyle gayet tok bir kıvam olur. Bu e, hamurda bunu tercih etmemin iki nedeni var. Bir, çok lezzetli olduğu için. İki, içine saplayacağınız bisküvileri istediğiniz şekilde saplayabileceğiniz için bu yoğunluktaki bir kek hamurunu tercih ettim. Dikdörtgen kek kalıbına koydum ama evinizde hangi kek kalıbı varsa o kek kalıbını da uygulayabilirsiniz. Şimdi ben bunları dikine bir şekilde e, ilerleteceğim. Dibine doğru bastıracağım kakaolu bisküvileri. Sizler dilerseniz kakaolu bir kek hazırlayıp sade bisküvi de batırabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Şimdi böyle dikine dikine batırdım. Hatta sonunda biraz daha yoğunlaştırdım. Her ikisini de kesip bakmak istedim nasıl olacak diye. Bir kere bu e, öncelikle bisküviler kekin içindeki bütünlemi çektiği için onlar da adeta kek gibi e, içinde kalıyorlar. Bir de ben bu etinin kakaolu bisküvisini beğeniyorum. Yani böyle piştiği zaman ya da bir muhallebi ile karıştığı zaman eriyip gitmiyor da daha bir kek vari oluyor. O yüzden siz dilediğiniz bisküvi hatta kremalı bisküviler bile kullanabilirsiniz kekim kabarmaya başladı 175 derecede alt üst ayarda da yapabilirsiniz turbo fanlı ayarda yaptım ben pişiriyorum yaklaşık 40-45 dakika kadar uzun bir sürede pişer tereyağlı kekler şimdi çok güzel kabaran kekimin üzerine şöyle bir efektle birlikte bir çikolata sosu döktüm isterseniz ganaj hazırlayın isterseniz bu marketlerde satılan çikolata soslarından alın pişirin onu dökün ıslatıldığı zaman dışı daha bir yakışıyor sanki böyle yaş pasta vari oluyor ee, üzerine güzel bir çikolata sosu hazırladım ve döktüm ve de size şöyle kesip dilimleri göstermek istedim bir tane dilim kesip bırakmam sizi siz, bilim, siz beni biliyorsunuz birkaç tane keseceğim şekil şekil hem merakımı gidereceğim hem size de göstereceğim bir de şöyle çataldaki haline bakın dokusuna bakın Lezzeti muazzamdı. Ee, hiçbir şekilde ikinci bir harç hazırlamadan böyle şekiller elde ediyorsunuz. Çok farklı. Herkesin merak edip tarifini soracağı bir kek olacak eminim. İnşallah denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.